Bir siber güvenlik uzmanı olarak profesyonel mesleğe ilk adımımı 90'ların sonunda attım ve beyaz şapkalı hackerlar yetiştiren, yani iyi niyetli hackerlar yetiştiren Türkiye'nin ilk web sitelerinden birini kurarak başladım. O günlerden bugüne değişmeyen tek şey insanların mesleğimi duyduğunda verdiği tepkiler oldu. İnsanlar mesleğimi sorduğunda siber güvenlik uzmanı diyorum. Ancak haliyle bu kafalarda bir şeylerin canlanmasına yeterli olmayabiliyor. Biraz daha açıklama getirip profesyonel olarak hackerlık yaptığımdan bahsettiğimde gözlerde ufaktan bir parlama başlıyor. Daha detaya inip kurumlarla sözleşmeler yaparak onları kötü niyetli, yani siyah şapkalı hackerlar hacklemeden önce hackleyip açıklarını bulup bu açıkları nasıl kapatacaklarına dair danışmanlık verdiğimden bahsettiğimde gözlerdeki parlama son seviyesine doğru geliyor ve işte o kaçınılmaz soru geliyor. Facebook patlatabiliyor musun? Bu sorunun cevabı teorik olarak evet de olsa işler pratikte sanıldığı kadar kolay ilerlemiyor. İşte şimdi saldırganlar hangi yolları izleyerek sistemleri ve hesapları ele geçiriyorlar? Çok kısaca göz atalım. Bir hesabı ele geçirebilmek için saldırganlar 3 farklı yol izlerler. Birincisi sisteme, yani web sitesine saldırmak. İkincisi kullanıcıya, yani kullanıcı hesabına saldırmak. Üçüncüsü ise hem sistemde hem de kullanıcıda bulunan bazı açıkları birleştirerek karma bir saldırı düzenlemek. Birinci yolda saldırganlar doğrudan web sitesi, yani sistem üzerinde açık bularak hesapları ele geçirme yoluna giderler. Bu yolda konu saldırganlar ile sistem sahipleri arasında geçtiği için kullanıcının yapabilecek herhangi bir şeyi yoktur. Facebook, YouTube ve Google gibi web sitelerinin güvenliğe yatırım yapması ve sürekli güvenlik denetimlerinden geçmesi saldırganların işini zorlaştırmakta ve bu yolu pratik olmaktan çıkarmaktadır. Bu yolun kullanımı ile ilgili daha detaylı bilgiyi siber güvenlik serisindeki videolarımda bulabileceksiniz. İkinci yolda saldırganlar kullanıcının kendi hesap güvenliğini sağlayamamasından istifade ederek hesabı ele geçirme yoluna giderler. Oldukça pratik ve kolay olan bu yolda en çok kullanılan yöntem kişiyi kandırma yöntemidir. Sahte web siteleri, e-mailler ve mesajlar hazırlanarak kullanıcıya gönderilir ve kullanıcının bunu gerçek web sitesinden geldiğini zannederek parolasını, kullanıcı adını veya benzeri önemli bilgisini paylaşması beklenir. Bu yöntemde aynı zamanda kullanıcının bilgisayarı, cep telefonu veya tableti ele geçirilir ve cihaz üzerinde kullanılan diğer hesaplar da böylece ele geçirilmiş olur. Hiçbir zaman eskimeyen ve etkisinden hiçbir şey kaybetmeyen kullanıcıyı kandırma yöntemlerine ilişkin detayları birazdan vereceğim. Üçüncü yolda saldırganlar sistemde buldukları ancak tek başına bir anlam ifade etmeyen bir açığı kullanıcının bir açığıyla birleştirerek hesabı ele geçirme yoluna giderler. Buna verilebilecek en basit örnek tarayıcıların parola kaydetme seçenekleridir. Banka internet şubesi gibi kritik sistemlerde tarayıcının parolayı kaydetmesi web sitesi tarafından engellenmeli ve kullanıcıya bu seçenek sunulmamalıdır. Kullanılabilirliğinin arttığı ve erişilebilirliğinin kolaylaştığı bir sistemin güvenliğinin azalması temel bir prensiptir. Saldırganlar kullanıcıları kandırmak için sahte mesajlar düzenler ve bunları sahte e-mail adresleri üzerinden gönderirler. Saldırganlar genellikle gerçeğinin birebir aynı gibi gözüken bir e-mail taklit etme yöntemi kullanırlar. Bu yöntemin detaylarına ise ilerideki videolarda değineceğim. Gönderilen mesajlarda kullanıcının bir yerlere tıklayarak giriş yapması, yani parolasını girmesi beklenir. Arkamda görmüş olduğunuz sahte mesajda da kullanıcının sisteme girerek gerekli güncellemeyi yapması istenmektedir. Kullanıcı linke tıkladığında gideceği yer gerçek web sitesine benzeyen ama aslında saldırganlar tarafından yönetilen bir web sayfası olacaktır. Bu nedenle kullanıcı adı ve parola girilen her ekranda bağlanılan web sitesinin gerçek olup olmadığı adres barına bakılarak kontrol edilmelidir. Diğer saldırı yöntemleri ve detaylarına siber güvenlik serisi altındaki videolarda değineceğim. Bu nedenle kanalı takip etmeyi ihmal etmeyin.